Merhabalar arkadaşlar. Maziye Yolculuk kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Sarıkamış Destanı ile ilgili bilgiler vermek istiyorum. Yıl 1914, 22 Aralık. Bugün tam 105. yıl dönümüne saygı ve minnetle anıyoruz. Buyurun videomuza geçelim. Sarıkamış Harekatı, Birinci Dünya Savaşı'nda felaketle neticelenen askeri harekat. Osmanlı Devleti harbe 1878'den beri Rus işgalinde bulunan Kars, Sarıkamış, Ardahan gibi Doğu illerimizi geri almak, Doğu Avrupa'da Ruslarla harp halinde olan Almanlara yardım etmek, kazanılacak bir zaferle Kafkaslar ve Orta Asya'daki Türk illerinin kapısını açmak maksatlarıyla başta Enver Paşa olmak üzere iktidarda bulunan İttihatçılar tarafından sokuldu. Türk bayrağı şekli Yavuz ve Midilli adı verilen iki Alman zırhlısı Karadeniz'deki Rus limanlarını bombardıman etti. Rusya da buna karşılık olarak 30 Ekim 1914 tarihinde Türkiye'ye taarruz etti. Rus Kafkas ordusu Karadeniz'den Ağrı Dağı'ndaki hudut üzerinden 7 kol halindeki saldırısıyla Pasindere kadar ilerledi. Rus ordusunun taarruzu Köprüköy'de durduruldu. Üçüncü ordu 3-9 Kasım 1914 günlerinde meydana gelen Köprüköy Meydan Muharebesi'nde Rus ordusunu yendi. Üçüncü ordu komutanı mevsim şartlarını dikkate alıp ayrıca askerin kaput başta olmak üzere giyim ve iyasesinin yetersizliğini ve top süvari atlarının azlığını hesaba katarak sıcağı sıcağına düşmana takip etmedi. Köprüköy Meydan Muharebesi'nin raporlarını alan yarbaylıktan paşalığa terfi ettirilen Harbiye Naziri Enver Paşa Alman kurbay ve generalleriyle Erzurum'a geldi. Enver Paşa Erzurum ve Köprüköy'de birer taburu teftiş etmişti. Ancak ordu birliklerinin tamamı hakkında yeterli bilgiye sahip değildi. Üstelik ordu kumandanı Hasan İzzet Paşa'nın bu mevsimde harekat yapılamayacağı, taarruzun bahara kalması tavsiyesine karşılık onu vazifeden azletti ve taarruza karar verdi. Üçüncü ordu komutanlığı vazifesini de üzerine alan Enver Paşa, 18 Aralık 1914 tarihinde kıtalara taarruz emrini verdi. Taarruza iştirak eden birliklerin büyük bir kısmı özellikle Arabistan'dan geri çekilen ve Güneydoğu Anadolu'dan sevk edilenler sıcak iklime alışık olup teçhizatları yönünden kış şartlarına hazırlıksızdı. 3. Ordunun 3 kol ordusu 9, 10 ve 11. kol ordular 24 Aralık 1914 günü -39 derece soğukta Büyük Sarıkamış çevirme ve kuşatma harekatına başladı. Ayrıca gerilla harbi yapan yarı resmi Türk çeteleri de Ardahan'a hareket etti. Üçüncü orduda bazı kıtalar 24-25 Aralık gecesi Sarıkamış'a ulaşmayı başardı. Ancak Allahu Ekber dağlarını aşarken çetin zorluklar ve kış şartları sebebiyle gerek miktar gerekse mevcut silahları yönünden çok zayiat ve kayıplar verdiler. Allahu Ekber dağlarını aşan Mehmetçikler de bir kolda Sarıkamış'ın doğusundaki Selim istasyonuna vararak demir yolunu tahrip edince Sarıkamış'taki Rus kolonluları paniğe uğradı. Gayri resmi Türk çeteleri de 1915 yılı başında Ardahan'a girdi. Rus Kafkas ordusu başkumandanı 3. ordunun ilerleyişi üzerine 2-3 Ocak 1915 günlerinde telsiz telgraf ile müttefikleri Fransa ve İngiltere'ye günde birkaç defa yalvarıcısına başvurarak telefon konuşmalarını durduran soğuk ve kış Türk ordusunu engelleyemiyor. İkinci bir cephe açarak Türk ordularının ilerlemesi durdurulamaz ise zengin Bakü petrolleri Osmanlı-Alman ittifakının eline geçecek ve Hristiyan yolu onlara açık bulunacaktır haberini gönderiyordu. Kış 3-4 Ocak 1915 gecesi daha da şiddetlendi. Fırtına ile yağan kar yolları tıkayıp çadırları yıktı. Arkasından da dondurucu soğuklar bastırınca
150 bin kişilik ordunun 60 bini donma sonucu tam 78 bin asker zanteli ve tifo gibi hastalıklarla şehit oldu. Mehmet'im karlar altında, yüreğinde sevdiği şey memleketi kor altında. Anama demeyin sakın. Sarıkamış harekatı sonunda Doğu Anadolu kapıları Ruslara açıldı. 13 Mayıs 1915'te Ermenilerin işbirliği yaptığı Rus kuvvetleri önce Van'a, Bilahare, Muş ve Bitlis'e girdi. Ermenilerin harp esnasında Ruslara yaptıkları büyük hizmetin karşılığı olarak bu illerin valilikleri Ermenilere verildi. Harpten sonra Ermeni-Rus işbirliği sonunda bölge halkına karşı müthiş bir soykırıma girişildi. Van Gölü'nün ortalarına kayıklarla taşınıp öldürülen, suya dökülen çocuk, kadın, genç ve ihtiyar Türklerin sayısı kesin olarak tespit edilememesine rağmen çok fazladır. Esasen bu harp sırasında Ermeni komitacıları hemen her tarafta isyana hazırlanarak birçok yerde depolar dolusu silah ve cephane biriktirdiler. Bu silah, teçhizat ve destekle katliam yapıp Türk Anadolu'yu harabeye çevirdiler. ...1914'te Sarıkamış'taki askerlere kışlık giysi, erzak ve mühimmat götürülürken 7 Kasım'da Ruslar tarafından batırılan Bezmi Alem, Bahri Ahmer ve Mithat Paşa gemileri eğer zamanında askerlerimize giyim kuşam ve teçhizat yetiştirebilseydi belki de Enver Paşa büyük bir zafere imza atacaktı. Ancak talihsizlik yakasını bırakmadı. Büyük bir gizlilikle ve hatta kayıtlara bile alınmadan yola çıkarılan bu üç gemi Ruslara istihbarat sızdırılması nedeniyle batırılmıştır. Sanıldığı gibi askerlerimizin teçhizatı düşünülmemiş değildir. Her ayrıntı düşünülmüştü. Ancak Enver Paşa'nın kendi içindeki vatan hainleri bu üç gemiyi Ruslara ihbar ederek batırılmasını sağlamışlardır. Kulağımıza okunduğunda ilk ezan, şehitlik defterine adımız yazıldı. Yemen'de yandık, Sarıkamış'ta donduk. Yiğitçe, mertçe, Mehmetçe, Sarıkamış yiğitlerini, Sarıkamış şehitlerini, şehadetlerinin 105. yıl dönümünde rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyoruz.